İnternet Haber'den herkese merhaba. Bir Bilen programıyla sizlerle birlikteyiz. Şu an stüdyomuzda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Alparslan Baksu bizimle birlikte ve biz kendisinden kadınlarda ve erkeklerde üreme ile alakalı çeşitli bilgiler alacağız. Çok da önemli şeyler anlatacağına ben eminim. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hemen başlayalım. Erkeklerde ve kadınlarda üreme sisteminde bir takım değişiklikler var ve sizden bu bilgileri alacağız. Evet, ben kendi yaşadığım tıp sürecinde, tıp eğitim sürecindeki değişikliklerden bahsedeyim. 1980'lerin başında tıp fakültesinde okurken erkeklerde sperm parametreleri normogramında 1 mililitrede 40 milyon en az sperm değeri normal kabul ediliyordu. Geçen 40 yıl içerisinde günümüzde bu normal değer alt sınırı 15 milyonlara inmiştir. Aa, bayağı düşmüş. Evet. Yani bu demektir ki yaklaşık olarak %60'lardan fazla, %64-65 civarında bir düşüş söz konusu. Aynı şeyi kadınlarda da rakamsal olarak bir şey veremeyeceğim fakat kendi gözlemlerimi belirtebilirim. Tabii benim için çok iyi anılar değil ama doğumunu yaptırdığım genç kızların 25'li yaşlarda yumurtalık rezervinin azalmaya başladığını gözlemliyorum. Annelerin doğumunu yaptırdığım kızların çok sayıda olmasa da günümüzde artık 20'li yaşların sonunda 30'lu yaşlarda over rezervinin yani yumurtalıktaki doğurganlık hücre sayısının önemli oranda azalmaya başladığına çok seyrek olmayarak şahit oluyoruz. Bununla birlikte evlenme ve çocuk yapma yaşı da yukarıya doğru çıkıyor. Tam bambaşka bir konuyla birlikte ve çok ciddi bir sıkıntı ortaya doğmuş durumda. Onun da başka bir sebebi var tabii. Toplumların gelişmesi ve endüstrileşmeyle birlikte kadının toplum hayatındaki rolleri değişiyor. Eğitim düzeyi artıyor. Kariyer ve eğitim hedefleri yükseldikçe evlilik yaşı ve doğurganlık yaşı da öteleniyor. Bu da ayrı bir sorun getiriyor tabii ki. Peki yani çok ciddi rakamlar. Sebepleri nedir? 40 sene içerisinde bu kadar büyük bir farkın. Dediğiniz gibi kadınlarda böyle net bir rakam verilmiyor ama erkeklerde dediğiniz şey çok çok net bir fark evet, yani. Evet. Yani herhalde net bir sebep söyleyemeyiz ama genel olarak perspektife bakacak olursak nedir? Çevresel sorunlar, çevre kirliliği, olumsuz beslenme koşulları, doğal olmayan, daha sağlıksız beslenme koşulları, sigara kullanılması ve herhalde hepsinden önemlisi stres faktörü. Hepsinden önemlisi. Çünkü yani yaşadığımız dünyada artık hedefler, sosyal şartlar, bir sürü faktör kişilerin üzerinde çok ciddi bir stres oluşturuyor. Bu stresi yönetmek, stresi daha az hissederek yaşamayı öğrenmek önemli bir beceri gibi sanki. GDO'lar da etkili midir hocam üreme sistemimizin bozulmasında? Biraz suçluyorlar, biraz diyorlar ki yok alakası yok falan. Yani bütün bunların hepsini beraber olarak değerlendirmek lazım. Sağlıklı olmaya çalışmak için aslında sağlıklı beslenmeye çalışmak, doğal beslenmeye çalışmak, fiziksel aktiviteyi yani kendimize uygun bir spor aktivitesini hayatımıza sokmak, sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklardan olabildiğince uzak kalmak ve stresi yönetmek çok önemli. Peki hangi noktada biz bir kişiye kısırlık teşhisini koymuş oluyoruz? Yani infertilite dediğimiz doğurganlık problemi için tanımlama çok net zaten. Onu artık hepimiz, birçoklarımız biliyor galiba. Bir yıl düzenli cinsel ilişkiye rağmen, çocuk istemesine rağmen hamile kalınmamasına doğurganlık problemi, infertilite diyoruz. Bir yıl süre. Fakat kadınlarda bu süre 35 yaşın üzerine çıktığında bir yıl beklemiyoruz. Çünkü kadının yaşıyla birlikte doğurganlık kapasitesi yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Dolayısıyla 35'li yaşlardan sonra bu süreyi 6 aya indiriyoruz. Evet. Ve bu koşullara sahip bir çift başvurduğunda hemen ileri incelemelere geçiyoruz. Hem kadınlarda hem erkeklerde çeşitli sebeplerle kısırlık ortaya çıkabiliyor. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Bir genel bilgi alabilir miyiz? Ne gibi sebepler var
Yani erkeklerde en belirgin olarak sperm üretimi ile ilgili sorunlar, geçirilmiş hastalıklar, hormonal bozukluklar olabilir. Erkeklerdeki inceleme daha kolay. Ne yapıyoruz? Bir sperm analizi yapıyoruz erkeklerde. Belli normal parametreler var. Bu parametrelerin dışında değerler varsa o zaman daha ileri incelemelere geçiyoruz. Kadınlarda ne yapıyoruz? Kadınlarda bir kere adet öyküsünü alıyoruz. Düzen adet görüyor, görmediği ile ilgili bilgileri alıyoruz. Bu bize ne kadar ışık tutuyor? Yani burada şunu, düzenli adet süreci normalde yaşayamayan kişiler kendilerinden şüphelenmeli midir mesela? Tabii düzenli adet görmemek yumurtlama problemine işaret eder aslında. Ama tabii düzenli adet gören bir kadının adetlerin azalması, araların açılması da doğurganlığın azalmasına da işaret edebilir. O zaman hormon tetkikleri devreye girecek. Kadınlarda belli hormon tetkiklerini istiyoruz. Ayrıca adet sonrası, adet bitiminden 3-4 gün sonra histerosalpingografi dediğimiz ilaçlı rahim filmi olarak ifade edeceğimiz bir inceleme var. Bu incelemeyle hem rahim iç kapasitesinin, rahimin gebeliği taşıyıp taşıyamayacağına, rahimde doğumsal bir takım anomalilerin olup olmadığına ve en önemli incelemelerden birisi de kanalların, yani gebeliğin gerçekleştiği tüplerin açık olup olmadığını inceliyoruz. Bütün bu incelemeler sonucunda elde ettiğimiz verileri değerlendirip çifte, yaşına, durumuna göre uygun bir tedavi öneriyoruz. Şey soracağım, sperm kontrolü dedik biraz önce. Evet. Bu bir erkek için rutin kontrol haline gelmeli mi, yoksa bir kısırlık şüphesinde mi böyle bir şey yapması gerekir? Tabii şimdi bir çift yani çocuk denemesine başlar başlamaz böyle bir tetki yaptırmaya gerek yok. Bir süre doğal yollardan hamile kalması beklenir. Eğer kadının yaşı 35'in üzerinde değilse bir yıllık korunmasız bir şekilde. Ben de ne bileyim, kontrol falan deyince öyle kontrol etsinler mutlaka yok falan diye düşündüm, yok, ama gerek yok. Rutin bir şey değil diyorsunuz. Tabii ki çocuk isteyen her çifte hemen başlangıçta bu tetkikleri yaptırmıyoruz. Peki bir de şey, bu ilaçlı rahim filmi ve kanallar açık mı? Onları da biraz açabilir miyiz? Şimdi infertilitede kadınlardaki çocukla ilgili problemlerde birkaç başlık var sebepler olarak. Bunlardan önemli başlıklardan bir tanesi kanalların tıkanıklığı. Doğal gebelik aslında tüplerde oluyor. Kadının tuba uterina dediğimiz, fallopian tüp dediğimiz tüplerde gerçekleşiyor. Yumurtalıklardan oluşan yumurta hücresi yumurtalıktan atılıp tüplerin uçları tarafından yakalanır ve o günlerde, o sırada oluşan beraberlikten meniden sperm geldiğinde rahimi geçerek kanallara doğru yol alır. Kanalın belli bir bölümünde yumurta hücresiyle sperm hücresi karşılaştığında koşullar uygunsa döllenme orada olur. Döllenmiş embriyo buradan tekrar gerisin geriye rahimin içerisine doğru yol alır ve yerleşir. Burada koşullar da uygunsa implantasyon, yerleşme gerçekleşir ve hamilelik başlamış olur. Peki tüp bebek bu işlemlerin neresinde, hangi noktada tüp bebeğe yönelmeye başlıyoruz? Çünkü kısırlık veya hamile kalamamayla alakalı bir sorun ortaya çıktığı zaman ya da üreme problemi varsa aklımıza hemen tüp bebek geliyor. Şu an çok önemli bir yöntem. İlk başta belki 20 sene önce bir tedirgin olduk, yadırgadık, neler oluyor dendi. Evet. Ama şu an insanlar çok çok daha rahatladı bu konuda. Bildiğim kadarıyla ön yargılar kalktı. Öyle düşünüyorum. Siz ne görüyorsunuz? Önemli oranda bu konudaki ön yargılar kalktı tabii. Çünkü sonuçlar da çok iyi. Ama doğurganlıkla ilgili sorunu olan her çifte hemen tüp bebek önermiyoruz aslında. Kadının yaşı çok ileri değilse, over rezervüyle ilgili sorunlar yoksa, basit yumurtlama probleminde sadece o sorunu çözmeye yönelik tedaviler de öneriyoruz. Erkekte sperm parametreleri çok düşük değilse bazen aşılama tedavisi önerebiliyoruz. Bütün bunları belli sayıda denedikten sonra başarı elde edemiyorsak o zaman tüp bebeğe geçeriz. Fakat erkekte sperm parametreleri çok düşük veya bu kadında şeyden, hani 40 milyon gibi rakamlardan bahsettik. 15 milyonların çok daha altında tabii ki. 5 milyonların altındaysa kadında her iki kanal da tıkalıysa, çekilen rahim filminde kanallar tamamen tıkalı ve müdahaleyle açılamayacak durumdaysa
O zaman direkt tüp bebek tedavisi öneriyoruz. Peki birazcık da tüp bebeğe gelelim. Çünkü merak ediyoruz o kısmı da. Tüp bebek nasıl bir uygulamadır? Önce böyle bir kısa bir çevre çizelim. Hiç bilmeyenler hakkında, yani yeni öğreneceklerle ilgili bir çerçeve çizelim. Aslında çok ağır bir süreç değil. Kulaktan dolma bilgilerle sanki yani kişinin hayatını çok olumsuz etkileyecek, çok ciddi yan etkilere yol açan bir yöntem gibi lanse ediliyor. Başlangıçtaki tedavi protokolleri de aslında değiştirildi şimdi. Daha kısa. Bana onu söyleyeyim, bu çok önemli. Çünkü ilk başta bayağı öyle söylendi ama bunlar artık 10 sene, 20 sene içerisinde revize olmuştur diye düşünüyorum. Evet, çok değişikliğe uğradı ve daha kısa tedavi protokolleri uyguluyoruz şu anda. Adetin ikinci ya da üçüncü günü yumurtalıklardaki hücreleri geliştirici tedavi başlıyoruz. Aslında kadında her ay bir yumurta ortalama olarak büyümeye başlar. Fakat adet başlangıcıyla beraber kadının doğurganlık rezervine, yumurtalık kapasitesine göre bazen 3-5, bazen 10 küsur hücre büyüme havuzuna girer diyelim. Yani büyüme potansiyeli var olarak görünür. Bunlardan sadece bir tanesi doğal siklusta büyür. Bizim yaptığımız tüp bebek tedavisinde bu potansiyele sahip hücrelerin tamamını büyütecek miktarda ilaç vererek hepsini büyütmeye çalışıyoruz. Tamamına yakını büyütmeye çalışıyoruz. Bunun için de ilaçlar veriyoruz. Yumurta hücrelerini büyütücü ilaçlar veriyoruz. Bu tedavi süresince yaklaşık 3 ya da 4 kez kadını ultrasonografiyle muayene ediyoruz. Bu muayene sırasında yaptığımız şey aslında hücrelerin milimetrik olarak büyümelerini izliyoruz. Ne kadar süre içerisinde gerekiyor bu kontroller? Aynı ay içerisinde. Tabii tabii, peş peşe tedaviye başlıyoruz. Başlangıçta 5 gün sonra, daha sonra gün aşırı veya 3 gün sonra birkaç kez takibe çağırıyoruz. Yaklaşık iğne tedavisi 8 ila 10-12 gün kadar sürüyor. Kişiden kişiye değişiyor. Çok da uzun da sürmüyor. Bu sürenin sonunda yumurta hücreleri belli bir büyüklüğe ulaştığında yumurta hücrelerini artık olgunlaştırıcı bir tedavi yapıp anestezi altında, bu anestezi hafif bir anestezi, hafif bir anestezi altında vajinal yoldan yumurta hücrelerini topluyoruz. Yumurta toplama işlemidir bu. Sonrasında, yani anesteziden uyandıktan sonraki kişi üzerindeki etkisi nedir? Bir sorun yaşıyor mu? Bir ağrısı, sızısı, bir iyileşme süreci gerektiriyor mu bu yumurta toplama işlemi? Tabii hafif bir ağrı olabilir. Çok büyük bir ağrısı olmaz. Verilen anestezi de küçük işlem anestezisi olduğu için kişiyi çok ciddi derecede etkilemeyecektir. Yani birkaç saat hastanede dinlenip rahatlıkla evine gidebilecek durumda. Peki aslında yumurtaları topladık. Güzel büyümüş yumurtalar var elimizde. Bunlarla nasıl bir süreç işliyor daha sonrasında? Ve hemen rahat sonuç alınabiliyor mu? Tabii bunlar aynı gün içerisinde embriyoloji laboratuvarı tarafından değerlendiriliyor ve olgun ve sağlıklı görülenler tüp bebek işlemine alınıyor. Erkekten aynı gün elde edilen menideki sağlıklı spermlerle dölleme işlemi yapılıyor. Elimizde kaç tane sağlıklı yumurta hücresi varsa ve ertesi gün bu yapılan işlemlerin sonunda kaç tanesi döllenme aşamasına geçmiş ve embriyo haline gelmeye başlamış, bunlar izleniyor. Birinci gün, ikinci gün. Genellikle eğer embriyo sayısı çok az değilse beşinci güne kadar izlemeyi tercih ediyoruz. Çünkü beşinci güne ulaşmış embriyonun rahime tutunma kapasitesi, gebelik oluşturma kapasitesi daha erken, yani daha üçüncü gündeki o, değil mi? Evet, tabii ki daha uzun bir yol kat etmiş oluyor. Daha sağlıklı olma şansı biraz daha yüksek oluyor. Dolayısıyla tercihimiz beşinci güne ulaşmış embriyonun transfer edilmesi. O aşamada da eğer transfer etmeyi planladığımız embriyo sayısından örneğin bir ya da iki embriyo transfer ediyoruz hastanın yaşına ve durumuna göre. Bundan daha fazla sayıda kaliteli embriyo varsa elimizde, kalanları da dondurma şansına sahibiz. Günümüzde yumurta ve embriyo dondurma teknikleri çok gelişti. Eskiden dondurulup çözülen hücrelerin kalitesinde bozulmalar oluyordu. Ama günümüzde çok hızlı dondurma tekniğiyle artık kaliteli dondurulmuş yumurta ve embriyonun çözündükten sonra kalitesinde ciddi bir değişiklik olmuyor ve bunlardan gebelik oranları da taze olarak transfer edilen
embriyolardan hiç de aşağı değil. Peki bu rahimde tutunamıyorsa tekrar gerekecek değil mi? Yani tabii ki eğer o ay o transferde gebelik elde edilemiyorsa o zaman bir ay dinlendirip elimizde yedek havuzda donmuş embriyomuz varsa onlardan bir ya da ikisini çözüp tekrar bu yerleştirme transfer işleminde nasıl bir şey yaşıyor kadın? Yine bir sıkıntı var mıdır? Yine ufak bir anesteziyle herhalde halledilecek. Yok, yerleştirme işleminde anestezi kullanmıyoruz. Burada sadece kadının idrar kesesinin idrarla dolu olması lazım. Çünkü ultrasonografi altında yapılan bir işlem bu. Ya idrar kesesi dolu olduğunda biz rahmi daha iyi görüntüleyebiliyoruz ve plastik bir kateterle içerisine embriyoların yüklendiği plastik bir kateterle görerek ultrasonografide nereye verdiğimizi görerek rahim içerisine yerleştiriyoruz. Ağrılı bir işlem değil bu. Aynen. Sadece idrar kesesi dolu olduğu için bir miktar rahatsızlık duyuyor kadın tabii. Onu da işlemden hemen sonra boşaltıyoruz zaten. Bir sıkıntı anestezi gerektirmeyen bir işlem. Yani peki hormonal olarak bu ilaçlar kişinin işte psikolojisini çok bozuyor. Bu işlem 2-3 sefer tekrar edilirse, şimdi olumsuz yanlarına geleceğim. 2-3 sefer tekrar edilir ve başarıya ulaşamazsa işte anne ve baba adayları psikolojik olarak kendilerini işte çok kötü hissediyorlarmış. Bu süreç nasıl işliyor? Bunun için bir çözüm var mı? Ya da artık bu kadar yorucu mu gerçekten yani bu süreç? Biraz önce o cevabı aldık ama. Evet. Aslında başlangıçta kişilerin sahip olduğu gebelik şansı yaklaşık olarak belli oluyor. Kötü prognostik risk faktörleri yoksa, ortalama olarak bir transferde yaklaşık olarak kadın yaşı da ileri değilse %60'lara çıktı artık gebelik şansı. Fakat infertilite bizde toplumsal bir sorun aslında. Çünkü kişiler evlendiği andan itibaren hem aile çevresinden hem yakın çevresinden çocuk bir an yap önce baskısı. Çocuk beklentisi talebiyle karşılaşıyorlar. Evlenmeden de yapıyorlar hocam çocuk baskısı. Bilemiyorum tabii. Öyle de. Hadi evlen de çocuk yap. Öyle evet, bir şey yani, gibi. Yani bu toplumsal bir sorun aslında ve bu sorun çiftlerde özellikle de kadın üzerinde ciddi bir sosyal baskı oluşturuyor. Evet. Aslında bu baskı oluşturduğu stresle beraber bizim tedavi sürecimizi de olumsuz etkiliyor. Ben tedaviye başladığım hastalara bu süreçle ilgili, tedavi süreciyle ilgili ne kendi ebeveynlerine ne yakınlarına herhangi bir bilgi paylaşmamalarını öneriyorum. Çünkü tedavi sürecince herkes kendince hem süreci soruyor hem kendince yardım etmek adına başka önerilerde bulunuyor ve her iki kişinin de yani çiftlerin kafası karışıyor ve tedavi süreci olumsuz etkileniyor. Burada gerçekçi bir beklentiyle kişilere doğru bilgiler verdiğimiz zaman aslında negatif sonucun çökkünlüğünü yaşamasını engelleyebiliriz. %80-90 gebelik başarıları vermezsek ve doğru bilgilendirirsek hastayı, %60 gebelik şansı demek, %100 gebelik şansı demek olmadığını, her şeyin çok çok iyi gitmesine rağmen %40'lık da bir negatif şansı olduğunu, fakat daha sonraki uygulamalarla beraber 2-3 uygulamayla bu şansın %90'lara kadar çıkacağını bildiği zaman stres faktörü olabildiğince düşmüş oluyor. Yani burada süreci yönetirken çifti doğru bilgilendirmek ve kadının daha sonra yaşayacağı stresi olabildiğince çekmek bu görüşmeler sırasında mümkün. Kaç senedir sizin tüp bebekle alakalı uzmanlığınız devam ediyor? Yani kaç senelik bir tecrübedir 10. hocam bu? 10 senedir devam ediyor. Şeyi merak ediyorum. Hani şeyden bahsettik, %60 ama 40 var. Peki çok düşük verdiğiniz ve sizi şaşırtan, biraz hani böyle bir mucize demeyeyim ama daha olumlu sonuçlar gördüğünüz, mesela işte %40 veriyorduk ihtimal olarak, %10 veriyorduk ama çok rahat işte iki seferde tuttu dediğiniz durumlar gerçekleşiyor mu? Tabii ki mucizeler her zaman gerçek oluyor. İkinci, üçüncü yıllarımdaydı herhalde. Sosyoekonomik durumu da çok düşük ve maddi olarak bir taneden fazla deneme yapamayacak bir çift. Şehrin biraz dışından geliyordu. Kadının yaşı da 42'lerde zannedersem, öyle hatırlıyorum. Uyguladığımız tedavi sonucunda ancak bir tane yumurta hücresi büyüyebildi. Aa,
gitti önceden. O bir tane hücre döllendi. O döllenen embriyo kaliteli oldu, transfer etti. Testlerden de geçti. Evet ve sağlıklı bir bebek doğurdu. Yani bu o kadar düşük bir şans ki, çünkü oluşan yumurta hücresi 40 yaşlarından sonra sorunlu olma ihtimali yüksek. Hı hı. Biz genellikle günümüzde zaten kadın yaşı 40'ın üzerine çıkmaya başladığında tüp bebek tedavilerinde artık başlangıçta elde edilen embriyoların hepsinin genetik incelemeden geçirilmesini öneriyoruz. Çünkü bir kadının yumurta hücreleri, doğurganlık hücreleri anne karnına düştüğü andan itibaren mevcut. Bu hücreler ne kadar yumurtalıklarda sessiz olarak bekleyip, yani yaşı ne kadar uzarsa, o zaman bu hücrelerde sorun yaşama riskimiz o kadar çok artıyor. Hasarlı yumurta hücresi ihtimali yükseliyor. Dolayısıyla bunlardan gebelik elde etme ve o gebeliğin sağlıklı bir şekilde devam etme şansı da o kadar azalıyor. Onun için 40 yaş çok önemli diyoruz. Yani çiftler genellikle toplumda etraflarında birkaç tane 40 yaşında sağlıklı bebek doğurmuş kişi gördüklerinde zannediyorlar ki her kadın 40 yaşında rahatlıkla sağlıklı ve yüksek oranda gebelik şansına sahip. Öyle bir şey söz konusu değil. Evet, burada hemen tam konusu gelmişken meraklı izleyicilerimiz ya da bu anlamda tedirgin olan kişiler içerisinde biraz önce zaten biraz girdiniz. Yumurta dondurma gibi de bir işlem var. Ufaktan ondan da bahsedelim çünkü bilmeyenler hala var. Özellikle bu gibi durumları riske atmamış, hala evlenmemiş veya çocuk üzerine bir doğru kararı, doğru zamanı yakalayamamış kişiler için de çok ideal bir yöntem değil mi? Tabii ki işte yani bu hücre dondurma sistemlerinin çok gelişmesiyle birlikte ve ülkemizde 2014 yılında yumurta dondurmayla ilgili mevzuat da değişti. Eskiden sadece çok ağır ameliyatlar, kanser tedavisi veya çok ciddi ameliyatlar geçirme öncesinde bu hak kadınlara veriliyordu. Bekar kişilerde yumurta dondurma çok sınırlıydı. Fakat 2014 yılında yönetmelik değişti. Günümüzde artık yumurtalık rezervi azalmaya başlamış, hormonlarla ve ultrasonografik muayene ile bunu tespit ettiğimiz, ailesinde erken menopoz olan, yani 40 yaşından önce annesi, kız kardeşi erken menopoza girmiş kadınlar ve o sırada ciddi bir yumurtalıklarla ilgili bir ameliyat geçirmesi gereken veyahut da bir kanser tedavisi öncesinde bu kızlar, genç kadınlar yumurtalarını dondurma hakkına sahip oldu bu yönetmelikten sonra. Yumurta dondurmadaki... Ya da işte 35-40 yaşına gelmiş ama hala evlenmemiş. Çocuk yapmak isteyen kişiler içerisinde de ideal bir yöntem olur herhalde. İlerleyen tabii, zamanlarda sorun yaşamamak adına. 40'lı yaşlar tabii yumurta dondurma için birazcık ileri yaşlar oluyor. Buna daha erken karar vermek lazım. Hı hı. Ortalama 35-36 yaşlarından itibaren kadınlarda yumurta kalite ve sayısı azalmaya başlıyor. Bu nedenle yumurta dondurmada farkındalığı arttırmak lazım. Ben kendi pratiğimde çok erken yıllardan itibaren kadınların rutin jinekolojik muayenesini yaparken doğurganlık kapasitelerine de dikkat etmeye çalışıyorum. Ultrasonografide bununla ilgili ipuçları veya kadının adet öyküsünde herhangi bir sorun varsa hormon tetkikleriyle bunu değerlendirip yumurta rezervinin azaldığını tespit ettiğim her kadına mutlaka bunu öneriyorum. Tabii herkes aynı fikirde değil. Kimisi tamamen hiç çocuk düşünmeyen insanlar da var. Ama farkındalık önemli. 35'li yaşlar civarında en geç bu işlemin yapılması daha az sayıda işlemle daha çok yumurta dondurma şansına sahip olacağımız için daha uygun bir yöntem olur. Peki rakamlar nasıl hocam? Yani pahalı bir işlem midir? Lüks bir işlem midir yumurta dondurma işlemi? Yok, hayır. Tüp bebek işleminden maliyeti daha düşük bir işlem. Peki şeye geleceğim. Özellikle tüp bebeğin olumlu olduğunu düşündüğüm bir yanı var. Normalde normal yollarda hamile kalan annelerin o bebekleri için sürekli olarak hastalık kontrollerinin yapılması gerekiyor. Tüp bebekte böyle bir şeyin önceden tespiti, hangi hastalıklardan arınabiliyoruz ya da nelerden kurtulabiliyoruz? Böyle bir durum var mıdır? Şimdi normal yollardan çok fazla inceleme yapılmadan elde edilen tüp bebeklerde doğal gebelik gibi aynı takipler söz konusu. Ama biraz önce bahsettim. Bir 40 yaş üzeri gebeliklerde
artık embriyoların hepsine genetik inceleme öneriyoruz. Bütün kromozom yapılarının incelenmesini öneriyoruz. Tabii ailenin ekonomik kapasitesine göre bu teklifimizi bazen kabul ediyor, bazen etmiyor. Bu yapılırsa tabii kromozomal açıdan embriyo incelenmiş oluyor. Ayrıca anne baba kendisinde veya ailesinde taşıyıcı olduğunu bildiğimiz bazı genetik hastalıklar var. Tüpebek uygulamalarında ailede taşıyıcı olduğu bilinen bu genetik hastalıklar da embriyolar bu hastalıklar açısından taranabiliyor. O zaman çocuk... Hangi hastalıklar nedir? Birazcık daha böyle bir... Kan hastalıkları, bazı kan hastalıkları, bazı doğumsal kas iskelet sistemi hastalıkları. Ne kadar önemli kişi, şeyler bebekler için. Tabii kişide ileriki yıllarda ciddi sorunlar doğuracak. Bazıları ileride yaşamla bağdaşmayan hastalıkların birçoğu genetik olarak taranabiliyor. Bilinmesi lazım tabii hangi hastalığın olduğu. Embriyo ona göre hazırlanmış testlerle taranıyor çünkü. Onun dışında tüp bebekle elde edilen gebelikler de normal diğer doğal gebelikler gibi aynı tarama programlarından geçirilmek zorunda. Peki tüp bebek hangi durumlarda yapılamıyor ya da yapılmıyor? Yani böyle bir şey var mıdır? Şimdi günümüzde tabii tüp bebeğin ulaşabildiği gebelik oranları çok arttı. Eskiden menisinde hiç sperm olmayan azoospermi dediğimiz erkeklerde tüp bebek yöntemi çok başarılı değildi. Ama artık onlarda da mikrotese dediğimiz mikroskopla testislerden tane tane sperm elde ederek gebelik şansı elde ediyoruz. Yani hiç sperm menisinde sperm olmayan erkekler bile tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabiliyor. Tabii mikrotese yöntemiyle de hiç sperm bulamıyorsak o zaman erkek açısından yapacağımız bir şey yok. Kadın açısından bakarsak burada iki önemli faktör var. Bir, rahmin gebeliği taşıyacak kapasitede olması lazım. Bunun için ağır doğumsal anomalilerin olmaması lazım. Biz doğumsal anomalilerin bir kısmını ameliyatlarla tedavi ediyoruz ve bunları gebelik taşıyabilecek hale getirebiliyoruz. Yani dar rahim oluyor bazen. Bazen bölme oluyor rahimde ama bazı anomalileri düzeltme şansımız yok. Yarım uterus şeklinde oluyor bazen. Çok dar bir kapasiteye sahip oluyor. Rahim içerisindeki durum eğer gebeliği taşıyabilecek durumda değilse her zaman bunu düzeltme şansımız olmuyor. Bu rahim duvarının inceliği, kalınlığı falan bunlar da buna bağlı şeyler midir? Aynı şeyden mi? Yok, aynı şeyler değil. Onlarda etken bazen doğumsal olabiliyor, bazen de sonradan geçirilen bazı rahatsızlıklar söz konusu olabiliyor. Onlarda da ilaç tedavisi bazı hastalarda faydalı olabiliyor, bazen de ilaç tedavisine rağmen o inceliği herhangi bir şekilde tedavi edemediğimiz durumlarda söz konusu. Kadınlarda yumurtalıkların doğurganlık kapasitesi önemli. Yani kadının kendisinin ilaçlarla üretilebilecek yumurta hücresi olması lazım. Menopoza doğru veya bazen erken menopoz dediğimiz durumlarda eğer ilaç uyarılarına rağmen birkaç kez denemeyle yumurtalar hiç hücre elde edemiyorsak veya büyümeye cevap vermiyorsa o zaman da yapacağımız bir şey yok. Veya kadın rahmi erken yaşta başka bir sebeple, herhangi bir sebeple alınmışsa zaten bebeğin büyüyeceği yer olmadığı için burada da tüp bebek şansı yok. Kadında yani rahimle ilgili tedavi edemediğimiz sorunlar ve yumurta büyütemediğimiz durumlarda tüp bebeği yapamayız. Erkekte de mikrotese dediğimiz yöntemle eğer hala daha sperm elde edemiyorsak ülkemizde çünkü sperm ve yumurta nakli donasyon dediğimiz şeye yasalarımız izin vermiyor. Yurt dışında bazı ülkelerde bu uygulamalar var. Bizim ülkemizde bu söylediğim koşullara sahip insanlar da tüp bebekle yapılabilmesi mümkün değil. Evet. Peki bir de son olarak merak ettiğimiz diğer bir konu var. Bu kanalların bağlanması, kanalların, tüplerin alınması. Tüp bebek için böyle bir işlem var. Kadının hangi durumlarda tüp bebek öncesi bir operasyon gerekir? Böyle bir sorayım yani. Tabii ki. Şimdi bir kere yapacağımız işlem tüp bebekteki elde ettiğimiz sağlıklı embriyonun gebelik şansını arttırması lazım. Bazı kadınlarda eskiden geçirdiği enfeksiyonlara bağlı olarak yumurtalık kanalları dediğimiz tüplerinde kronik bir
iltihabi durum söz konusu oluyor. Hı-hı. Kanalların ucu tıkanıyor ve içerisi iltihaplı ve şiş, hidrotuba diyoruz biz buna. Biz bunun teşhisini ilaç rayın filmiyle rahatlıkla koyabiliyoruz. Hı-hı. Eğer histerosalpingografide bu görüntü varsa ve kişiye tüp bebek yapacaksak, o zaman tüp bebek işleminin öncesinde iltihaplı olan kanalları mutlaka ya rayme giriş yerlerinden bağlıyoruz veyahut da çıkartıyoruz. Niye yapıyoruz bunu? Çünkü bu iltihaplı olan kanallardan rayın içerisine iltihap hücreleri gebeliği olumsuz etkileyecek bir takım maddeler salınır. Döl yatağı dediğimiz endometriyuma. Dolayısıyla bu ortam da bizim bebeğimizin büyüyeceği ortamı kirletir ve gebelik şansımızı azaltır. Bu nedenle bunu tespit ettiğimiz, yani hidrosalpingsi tespit ettiğimiz hastalarda tüp bebek uygulamalarının öncesinde bu çok önemli. Mutlaka o kanalların rahimle bağlantısını keseriz, ya bağlarız ya da çıkartırız. Bağlarız ya da çıkartırız demenizden şunu anlıyorum. Yani bir tanesi geri dönüşlü, bir tanesi geri dönüşsüz bir şey midir? Yani geri dönüşe ihtiyaç olmaz ama yok, bu kadının psikolojisinde yok. Değişik bir yeri var bu durumun anladığım kadarıyla. Yok, geri dönüşe ihtiyaç olduğu için değil. Her iki yöntem de kabul edilebilir. Hı hı. Bir tanesi daha küçük bir işlem, bir tanesi biraz daha büyük bir işlem. Yani oradan geçişin engellenmesi bizim için yeterli. Önemli olan negatif sıvıların rahim içerisine doğru hareketinin engellenmesi. Peki hocam, eklemek istediğiniz tüp bebekle alakalı benim atladığım, özellikle sizin hastalarınızdan duyduğunuz şaşırtıcı değişik sorular var mıdır? Ya böyle bir şey de düşünüyorlar ya da böyle bir ayrıntıyı sormuşlardı. Bunu da hastalarımız ya da anne adayları bilsin, baba adayları bunu bilsin diyeceğiniz bir nokta var mıdır son olarak? Yani özellikle over rezervin azalmasına dikkat çekmek istiyorum. Hı hı. Yani bekarlarda da çok sık gördüğümüz yumurtalıklardaki doğurganlık hücre kapasitesinin azalmaya başlaması. Bunun bir takım ipuçları da olabilir. Bazen hastanın fark edemeyeceği herhangi belirgin ipuçları da olmayabilir. Böyle durumlarda eğer tüp bebeğe karar verdiysek, son birkaç yıldır halk arasında yumurta gençleştirme, bizim overe PRP dediğimiz bir işlem uygulanıyor. Tabii çok yüksek bir başarı oranından bahsetmek mümkün destekleyici değil. Destekleyici yani, bir şey ama yine destekleyici, de. Evet. Yani birkaç yumurtayı 10 yumurta haline getirmiyor tabii elde edeceğimiz, hı hı, yumurta sayısını. Ama benim kendi pratiğimde gözlemlediğim uygulamadan birkaç ay sonra elde edilecek hücre sayısının bir miktar arttırıcı etki yapıyor. Bu önemli, bu denenebilir. Over rezervi oldukça azalmış kadınlarda. Kendi kanından elde edilen bir örnekte trombosit dediğimiz kan hücrelerinden zengin ve bazı maddelerden zengin bir serum hazırlanıyor. Ve bu anestezi altında her iki yumurtalığa belli oranlarda, belli bölgelere enjekte ediyoruz bunu. Ve birkaç ay sonra bu yaptığımız işlemin etkisi belirginleşmeye başlıyor. Ondan sonra 6 ay içerisinde yapacağımız uygulamalarda elde edeceğimiz hücre sayısını bir miktar arttırmış oluyoruz. Son zamanlarda gelişmelerden bir tanesi bu. Çok önemliymiş ama, yani bize birazcık etki etse dediniz, evet, ya biri ona çıkarmasın ama, evet, biraz önceki, evet, örnekte bir yumurtayla bir hamilelik söz, evet, konusu olabiliyordu. Demek, evet, ki iki ya da üç yapsa bile, evet, bu tarz bir özlem duyan anne adayları, evet, baba adayları için çok da keyifli bir işlem olmuş yani öncesinde. Evet, evet. Çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız, verdiğiniz bu bilgiler, değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Umarım bu konuyla alakalı merak ettiğiniz bütün ciddi soruları da buradan sorup cevaplandırmış olmuşuzdur. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.